Zorlu Eğitim'den herkese merhabalar. Bugünkü konumuz son 2 ay kala KPSS'ye nasıl çalışırız? Evet, şimdi son 2 ay. Performansını sakın düşürme, daha da arttırman gerekiyor. Çünkü bu son 2 ay yaptığın çalışmalar asıl senin performansını ve sınav sonucunu etkileyecek. Şimdi tamam, soru çözmelisin ama asıl yaptığın çalışmalar ÖSYM'de çıkmış sorulardan olmalı. Yani son 2 yılın çıkmış sorularını eğer görmediysen mutlaka çöz. KPSS, DGS, ALES, TYT ve geçen ay yapılan MSÜ yani Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav sorularını mutlaka bakmalısın. İnan bu soruları bulman piyasada şu an bayağı zor internet üzerinden. Bunun için bir çalışma yaptık, bu soruları derledik. Videonun hemen altındaki linkte PDF dosyalarını tek tek paylaştık. Buradan indirip mutlaka bu soruları çözmelisin. Şimdi yaptığınız çalışmalarda soruları çözüyorsunuz ama yapamadığınız sorular var. Bunlar için Burçin Hocam neler tavsiye edersiniz? Şöyle bir şey arkadaşlar, sayısal ders için konuşayım ben isterseniz. Evet. Testlerde 20'şer soru oluyor genelde. Bunlarda 2-3 soru yapamadıysanız bunları kesebilirsiniz. Bir zarfta biriktirin. Daha sonra bunları hocalarınıza sorun, eritmeye çalışın. Hem böylelikle çok fazla kaynak taradığınız için kitapları taşımak zorunda kalmazsınız. Bu çok yararlı oluyor. Biz üniversite sınavına hazırlanırken bunları yapıyorduk arkadaşlar ve yararını görmüştüm. Yapılamayan sorular mutlaka bitecek yani. Aynen, aynen. Aa, sonra bakarım falan demeyin. Lütfen yapamadıklarınızın üzerine düşün. Peki sözel derslerde yapılan hatalarla ilgili, yanlışlarla ilgili ne tavsiye edersiniz? Onun için de böyle bir özet defter şeklinde bir not defteri kendilerine alabilirler. Yapamadıkları soruları oraya küçük küçük notlar halinde yazıp daha sonra okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok yararlı bir yöntem. Yani hem genel tekrar gibi olur değil mi? Evet. Mantıklı. Yani hatalar gerçekten üstünde durulduğu zaman geri dönütü iyi oluyor. Yani yapamadıklarımızı gördüğümüz zaman daha sonra karşımıza çıktığında rahatlıkla soruları çözebiliriz. Sınavlarda ya da konu çalışmalarını yaparken zorlandığınız konuların üstüne gidin arkadaşlar. Evet. Yani ben şu 2-3 konuyu çalışmayacağım, bunları siz hani yapabilirim şeklinde lütfen yapma. Asıl o konuları çalıştığında sınav puanı yükselecek. Bunu evet. Unutma. Tamam. Şimdi bir de yaptığınız bu çalışmalarla ilgili genel tekrar soru çözümü yapman gerekiyor. Tüm derslerde matematik, Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık. Bu tüm dersleri kapsayan, baştan sona tüm konuların tekrarını içeren bir çalışmayı sizler için derledik. Zorlueğitim.com'da videolar bölümünde paket 19'u satın aldığınızda tüm konuları birbirinden kaliteli hocalar sizler için tekrar ettiler. Sorular üzerinden baştan sona tüm konuları. Bunun için tavsiye ediyoruz soru çözüm kampı paketimize. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Noch 148 Mails checkt.